Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de olasılık konusunu birazcık daha detaylı işleyeceğiz. Birleşik olaylara yapacağız. Tonguç'um bak. Birleşik olayların olasılığını bulabilmek için mesela şöyle bir şey var. Sinemaya Tongül ile gitme. Yüzde sıfır şansım var. Evet. Sonra da alışverişi annem ile gitme. Yüzde bana taşıyacak evet, inşallah. Evet, Aynen öyle. Dolayısıyla hani burada iki tane olay bahsedilmiş. Ama birbiriyle alakasız değil bunlar? Hani apayrı olaylar. Dolayısıyla bunların olasılığını hesaplamaya çalışacağız. Bak birleşik olayların olasılığı Koşullu olasılıkla bütünleşik bir konu. Koşullu olasılık konusu, konumuz vardı ya hani. Onunla çok benzer bir konu. Daha doğrusu içinde bir konu. Bir olma olasılığında mesela sinemaya Tongül'le gitme olasılığımız 3'te e, 1 diyelim tamam mı? A, sonra da annemle alışverişe gitme olasılığımız da e, üçte 2 diyelim. Eğer biz bunları hesaplamak istiyorsak ikisini çarpıyoruz Tonguç. Mesela iki bölü dokuzmuş demek ki bu ikisini de yapma olasılığım. yok. İki tane olayı birleştirdim bak dikkat ettiysen. Ama bunlar alakasızdı. Şimdi bak birleşik olaylara örnek bir soru yapalım Tonguç. Yapalım hocam. İki farklı torba var. Birincisinde iki mavi üç sarı var. Bak buraya hemen çiziyorum senin için. İki tane mavi üç tane sarı var. İkincisinde ise e, üç tane mavi var ve beş tane sarı var. Tamam mı Tonguç'um? Efendim topları sever misin? Hocam toplar her gün oynardık hocam. Hatta okulda hocamız izin vermezdi toplarla oynamamıza. Ee, e, şey bu Ay teneke kutuları var abi. ya kutu içecekler onların kutuları onlarla izin vermezdi taşla oynardık hocam. Ya nasıl bir insan? Gerçekten hocam. Ya. Ve bu bu videoyu izleyen birçok şey öğrenci aynısını biz de yaşamıştık diyordunuz. Vay be. Çünkü Vay izin be. vermiyor hocam topla oynamamıza. Dolayısıyla to... silgiyle falan oynuyoruz ayaklarını. Silgiyle o şey saçma olsa bu torbalardan bir tane seçilip içinden bir top e, çekilen topun sarı olması nedir? Tabii. Dolaymış. bak? Bu torbalardan bir tanesi seçiyorsun ilk başta. Sonrasında bunun sarı olması. Ben bunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim değil mi? İlk başta bunu seçme olasılığına bakacağım. Bunu seçme olasılığı nedir abicim? 3 bölü 5. 2 tane torba var. Hayır bak 2 tane torba var. Ben bunu seçelim. Bunu seçme olasılığı 1 bölü 2'dir. 10 ile 10'u çarpacağız, 10 ile 10'u çarpacağız, 10 ile 10'u çarpacağız. Bak 1 bölü 2'yi seçtikten sonra da bunun içinden sarı gelme olasılığı. Çünkü sarı çekmemi istiyor Bunun içinde sarılar 3 tane. Toplamda 5 tane top var. 3 bölü 5 olasılıkla sarıyı seçebilirim. Bak veya diyorum bak veya şimdi bunu seçelim Tonguç bunu seçme olasılığı nedir 1 bölü 2'dir çünkü 2 tane torba var zaten Aynen. bunun içinden de sarı gelme olasılığı 5 bölü 8 Tonguç evladım bak bu çok önemli veya olasılık konusunda artı demek Tonguç. V ne demek hocam? V de çarpmak demek. Bak, ha. Bu V demek. Bak torbayı seçeceğim ve sarı çekiç seçeceğim. Anladım hocam. Veya bu torbayı seçeceğim ve sarı seçeceğim. O zaman bak çarpalım. 3 bölü 15 artı e, 5 bölü 16 bunları toplarsam eğer Honguç'a bir adım e, paydalarını eşitlemem gerekiyor. Cevabımız bu diyorum evladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bak çok önemli bir soru yaptık şu anda. Bu inanılmaz önemli. Birleşik olaylar olasılığı anlaman için bir tane daha soru. Olaylar kel alaka olsun bu sefer. 6'sı kız, 4'ü kız olan, pardon 6'sı erkek, 4'ü kız olan bir grup var. Tamam mı? 6 erkek var, 4 tane de kız var. Ve bunun yanında da bir tane de zar varmış Tonguç. Burada 1 olsun, burada 2 olsun, burada 3 olsun. Tamam mı? Bu ikisini e, yan yana koyuyoruz. Sonra diyor ki bir tane kız seçmemiz gerekiyor diyoruz. Kız olma olasılığı. Bir insan seçiyoruz ve bunun kız olması ve zarında çiftse gelmesi. <laughs> çok basit, ya. çok basit. Evet. <laughs> Zar kız falan. Kız gelme olasılığı nedir bir kere? 4/10'dur. Çünkü bütün her şey. Bak, kız bölü bütün her şey çarpı zarın üç gelme pardon, zarın çift sayı gelme olasılığı. Zarın üstündeki sayılar nedir? 1 2 3 4 3 5 6. 6. 3 tanesi çift. Dolayısıyla 6'da 3 olasılığımız var. Zarın dik etme olasılığı yok değil mi hocam? Zarın dik etme olasılığı paraydı, yok. O, o para evladı. Ve bunları çarpıyoruz çünkü alakasız olaylar. Alakasız olaylar direkt çarpıyoruz. 12 bölü 60 diyoruz. 1 bölü 5'ten cevabımızı bulmuş olduk. Anlaştık mı evladım? Şimdi güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Bu gerçekten hoş bir soru. Okul müdürü Üç tane sınıf var. Rastgele biz birisini seçecek bu üç sınıftan. Sonra içinden de bir temsilci seçecek. Seçilen temsilcinin de kız olmasını istiyoruz. Bak en Ayrımcılık yani. hocam. Kızlara torpil yapıyorlar. Hep kızlara torpil Bak şimdi. Çünkü kızlar daha çalışkan hocam. ya. Yani. Buradan kız seçme olsun. Buradan kesme. Hepsini böyle düşünsek. Ya kardeşim desek. Hani böyle bodoslama girsek soruyor. Burada kaç tane kız var? 11. 20 tane kız var. 20 bölü. Bütün insanlar kaç tane? 15. 18. 18. 36. 51. 20 bölü 51. Bodoslama yapınca oluyor. Aynen. Ama bu hatalı oluyor. Bu kadar basit değil. Çünkü sınıflara ayrıldığı için ilk başta bir sınıf seçeceğiz. Bak. Ha, yani bir de 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 çarpı. O yapacağız. zaman bunu seçme olasılığımız A sınıfını 1 bölü 3 çarpı. Bundan kız seçme olasılığımız 5 bölü 15. Veya bu sınıf seçelim. 1 bölü 3 çarpı. Bundan kız seçme olasılığımız 6 bölü 12. 6 18. 18, özür dilerim. Veya, veya ne demekte artı Bunda bu sınıfı seçelim. 1 bölü 3 çarpı. Bundan kız seçme olasılığımız 9 e, bölü 18. Görüyor musunuz? Eda Anladım hocam. Apa bir sonuç çıkacak. Bunun sonucu... 21, 20 bölü 51 çarpı e, 1 bölü 9 olmalı diye Hemen sanat. bunun sonucu sana söyleyeyim ne çıkıyor musun? 7 bölü 18 çıkıyor sonuç. Hocam çok hızlı hesap. 20 bölü sonuç. 51 ile 7 bölü 18 birle tutuyor mu Allah aşkına? Hiç alakası yok. Alakası bile yok. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Bak bileşik olayların olasılığında bilmemiz gerekiyor. Demin örnecik, önceki soruda yaptığımız olayı hemen sana hatırlatayım. Neydi? 20 bölü 51 çıktı. Yani 20 bölü 51 7 bölü 18'de birbiriyle aynı değil Tomuş. Görebiliyor musun evladım? Dolayısıyla burada çok önemli bir nokta var. Ee, koşullu olasılıkta sen bunu yapınca ya bütün kızları toplayıp bütün koşulu sağlamamış oluyorsun. Çünkü koşul diyor ki önce sınıfı seçecek diyor. Sonrasında kızı seçecek diyor. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç üşenmiyorsun evladım. Çok basit bir soru zaten. Ee, bu ne ya? Bir tane daha ödüllü soru çıktı. Bu değil. Pardon. Hocam hangisini çözeceğiz? Bu soruyu çözeceksin. Ödüllü soru. Ve video babalarımız Tongucay'ın konuda devam ediyor evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve sonraki videomuz buralarda. Kanallarımıza abone ol. Periskopta ve YouNow'da canlı yayınlar yapıyoruz. Whatsapp'ımıza abone olmanı bekleriz. Tongucay.com'da abone ol butonu var.